Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde hidrokarbon çeşitlerinden olan alkanları diğer adıyla parafinleri işleyeceğiz. Alifatik hidrokarbonlardan olan alkanlarda her bir karbon atomu hidrojene doymuş biçimde 4 bağ yapacaktır. Bağların tamamı tekli bağdır. İkili bağlı ve üçlü bağ içermemektedir kıymetli gençler alkanlar. Mümkün olan en fazla sayıda hidrojen karbonlara ne yapmalıdır? Bağlanmalıdır. Dolayısıyla en fazla sayıda hidrojen bağlandığı için bunlara doymuş hidrokarbon adı da verilmektedir. Demek ki alkanlar doymuş hidrokarbondur ve mümkün olan en fazla sayıda hidrojen bağlanmakta. Bağların hepsi de tekli bağ olarak bulunmaktadır. Şuradan hemen bazı alkanlarımıza bakalım. Mesela tek bir karbondan oluşan alkanımız e, karbon 4 bağ yapabildiği için bağların tamamına hidrojen bağlanmış. Hidrojene doymuş bir haldedir. Bunun adı metandır. de CH4'tür kıymetli gençler. Eğer iki karbon birbirine bağlanacak olursa tabii ki şu bağın dışında üç bağ kalacaktır. Diğer 3 bağ hidrojen bağlanacak. Bunda da diğer 3 bağ hidrojen bağlanacak ve hidrojene doyacaktır. Bağların tamam tekli bağ olacaktır. İki karbon içeren alkanımızın adı etandır. Formülü de C2H6'dır kıymetli gençler. Eğer 3 karbon içerecek olursa yine tekli bağlar olacaktır görüldüğü gibi. 3 karbon birbirine bağlanacak. Geriye kalan yerlere 4 bağ tamamlayacak şekilde kıymetli gençler hidrojen bağlanacaktır. Ee, bunun adı da propandır. 3 karbonlu alkanımızın adı propandır kıymetli gençler. Ee, kapalı formülü de C3H8 olarak ifade edilmektedir. Eğer 4 karbon birbirine bağlanacak olursa ve geri kalan yerlere de hidrojen bağlanırsa formülümüz C4H6 o C4H10 olacaktır ve e, alkanımızın adı da butan adını alacaktır kıymetli gençler. Eğer 5 karbon birbirine bu şekilde bağlanacak olursa ve e, karbonlar 4 bağ yapacak şekilde mesela burada bir tane var. 2, 3, 4. Bunlara da hidrojen bağlanacaktır. Burada mesela 2 bağ karbonları harcanmış. Diğer ikisine hidrojen koyularak ne yapılacak? 4 bağ tamamlanacaktır. Bu şekilde 5 karbonun birbirine bağlandığı, bütün bağların tek bağ olduğu alkanımızın adı pentandır. Ve kapalı formülde C5H12 şeklindedir. Şurada 6 karbonluyu görmekteyiz kıymetli gençler. 6 karbon birbirine tekli bağlarla bağlanır. Geriye kalan yerlere de hidrojen bağlanırsa bu molekülümüzün adı da hexan olacaktır. Kapalı formülde C6H14 olacaktır. Eğer 7 karbon birbirine bağlanırsa bu şekilde geri kalan yerlere de hidrojen koyulursa molekülümüzün adı heptan. Kapalı formülde karbonlar 7 tane olduğu için C7. Hidrojenler 16 tane olduğu için C7H16 olacaktır. Alkanlarımızın genel bir formülü vardır kıymetli gençler. Alkanlardaki genel formül CnH2n artı 2'dir. Mesela e, buradaki n tabii ki karbon sayısını ifade etmektedir. 7 koyduğumuzu düşünürsek kıymetli gençler buraya. 7. En yerine 7 koyuyorum. 2 kere 7 14. 2 daha 16. Dolayısıyla bakın formülün oldu. C7H16 oldu. Yani alkanlarda hidrojen sayısı karbon sayısının 2 katından 2 fazla olmalıdır. Genel formülleri CnHgN artı 2 şeklinde olmalıdır kıymetli gençler. Şurada tekrar söylemişiz. Alkanların genel formülleri CnHgN artı 2'dir. Karbonlar arasındaki bağların tamamı tekli bağdır ve sigma bağıdır. Yani alkanlarda bağların tamamı sigma bağı olacaktır. P orbitallerinin yan yana örtüşmesi yoktur kısacası yani alkanlarda. E, S ve P orbitalleri uçuca ya da PP orbitalleri ucuca örtüşecektir. P'nin P ile yan yana örtüşmesi yoktur, bu yüzden de bağların tamamı sigma bağı olmak zorundadır. Hibritleşmeye baktığımız zaman bağların tamamı sigma olduğu için hibritleşme türü de sp2 hibritleşmesi olacaktır. Eğer hibritleşme nedir hani bunları hatırlamıyorsanız dönüp eski videoyu izlemenizi tavsiye edebilirim kıymetli gençler. Böylece yerine daha iyi bir şekilde oturacaktır. Yapı olarak bakıldığı zaman düzgün dört yüzlü bir yapı olarak devam etmekte karbonlar, karbonlar arasındaki açıda genellikle 109,5 dereceye yakın bir derece olmak dır kıymetli gençler. Alkanlarda homolog dizilim adını verdiğimiz bir dizilim söz konusudur. Bu ne anlama geliyor? Peş peşe gelen alkanlar. Yani peş peşe gelen derken mesela CH4'te bir karbon var. C2H6'da iki karbon var. Yani bir karbon artırarak ilerleyen e, alkanları kastetmiş oluyoruz. Peş peşe gelen alkanlar arasında CH2 kadar bir artış söz konusudur. Buna homolog seri adı verilmektedir. Yani her alkan bir önceki alkandan ch 2 kadar fazlalık göstermektedir. Buna da homolog seri adı verilmektedir. Homolog serilerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirine benzerlik göstermektedir. Kıymetli gençler. Hemen şuradan homolog seri ne demek? Buna bir bakalım. Mesela bakıyorum burada birinci alkanımız kimdi? Metandı. Formülde CH4'tü. İkinci alkanıma bakıyorum. E etandı ve C2H6 idi formülümüz kıymetli gençler. CH4 ile C2H6 arasında sadece CH2 kadar fark vardır. Bakın karbon sayısı bir tane artmış. Dolayısıyla bir karbon. Hidrojen sayısı ise iki tane artmış. Dolayısıyla bir karbon iki hidrojen artmış. Yani CH2 kadar bir artış söz konusu olmuştur. Burada da etandan propana geçiş söz konusu. Bakın iki karbonlu olana etan adını veriyoruz. 3 karbonlu olana propan adını veriyoruz şurası etanla aynı zaten görüldüğü gibi şurası da etanla aynı propanın görüldüğü gibi. Ortada görüldüğü gibi CH2 kadar ne var? Bir fazlalık var. Yani şu orta kısma CH2 takılmış. E, dolayısıyla her seferinde CH2 kadar artış yaparak bir sonraki alkana geçiş söz konusu olmaktadır. İşte CH2 kadar farkların bulunduğu bu yapıya biz homolog dizilim e, ya da homolog seri adını veriyoruz. Gene şuradan bakacak olursak C3H8 yani propan ile butan C4H10. Butan arasındaki farka bakacak olursak. E, şimdi propan da şu kısım var. Bakın bu kısım var bunda da. Şu son kısım da var. Araya ne girmiş? Bir tane daha CH2 fazladan girmiş. Dolayısıyla ikisi arasındaki fark sadece CH2 kadardır. E i̇şte aradaki farkların CH2 kadar olması alkanların homolog seri halinde ilerlemesini ya da homolog dizilim göstermelerini sağlamaktadır. Kıymetli gençler. Alkanların isimlerine geldiğimiz zaman CH4 yani bir karbonlu olana metan, iki karbonlu olana C2H6. Tabi formülünü nasıl bulacağız? cnh 2 n2 2 ile bulacağız. N'e ee, -E 2 koyduğumuzda 2 n2 2 6 yapacağı için C2H6 olacaktır etan. Ee, C3H8'e propan adı veriliyor. C4H10'a butan adı veriliyor. C5H12'ye pentan. C6H14 alt karbonluya hexan, C7H16 heptan. C8H18 oktan. C9H20 nonan, C10H22 dekan adını almaktadır. Ee, Tabi şöyle bakacak olursak ilk 4 karbonun isimleri ezbere gidecek. Fakat sonra biliyorsunuz e, latince e, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka bunlar latince sayım harfleridir. Sayım rakamlarıdır pardon. E, rakamları bu şekilde sayıyoruz Latince'de. Dolayısıyla latincenin sonuna an getirilerek, lat, lat, latince rakamın sonuna an eki getirilerek ne yapılmıştır? 5. eee alkanımızdan itibaren adlandırma yapılmıştır. Bunları ezbere bilmeniz gerekiyor kıymetli gençler. Çünkü e, alkanların adlandırılması ile ilgili üniversite imtihanında çok sayıda soru çıkmıştır bugüne kadar. E, ve diğer e, hidrokarbonların adlandırılması ile ilgili de. Bunları ezbere bilmeden mümkün değil, olmaz. E, kesinlikle işte metan, etan, propan 4 karbonlu ise butan, 5 karbonlu ise pentan, 6 karbonlu ise hexan, 7 karbonlu ise heptan, 8 karbonlu oktan, 9 karbonlu e, nonan, C10H22 olursa dekan adını almışız. Bunları mutlaka ezberleyeceğiz, adlandırmada bunları sık sık kullanacağız çünkü e, bu şekilde diğer sayfamıza şöyle geçelim kıymetli gençler. Alkanlar düz olabilirler, dallanmış olabilirler veya halkalı yapıda olabilirler. Mesela şuradan bakalım. Görüldüğü gibi burada bir pentan, 5 karbonlu bir pentan yapılmış. Bağların hepsi tekli bağ. O yüzden bu bir alkandır. Dolayısıyla pentanın sonuna, penta sayısının sonuna an eki getirerek bunun adının pentan olduğunu bilebiliyoruz. Karbonların hepsi düz bir şekilde birbirlerine bağlandığı için buna düz zincirli bir alkan adını vermekteyiz biz. Ve formülde C5H12'dir. Düz zincir bu şekilde de gösterilebiliyor. Çünkü aslında bunlar düz durmuyordu. Hani 109.5 açıyla duruyordu karbonlar birbirine. O yüzden karbonların böyle sırayla birbirine bağlandığı, zikzaklı da göstersek biz buna gene ne diyoruz? Düz zincirli e, alkanımız diyoruz kıymetli. Gençler böyle de gösterirse düz zincirli oluyor. Bu şekilde gösterilse de yine düz zincirli oluyor. Ve her karbon 4 bağ yapacak şekilde 1, 2, 3, 4... Biri karbona gittiği için 3 hidrojen. Şurada iki tanesi karbonların birbirine bağlanmasına gittiği için işte iki yerine de hidrojen bağlanacak. Bu şekilde ne yapıyoruz? İlerletiyoruz kıymetli gençler. Aynı zamanda kıymetli gençler böyle bir düz zincirin e, çizgi bağ gösterimi de söz konusudur. Çizgi bağ gösteriminde de her köşede bir karbon olduğunu kabul edeceğiz. Çizgi bağ gösteriminde hidrojenler gösterilmiyorlar ama gösterilmese bile siz orada yeteri sayıda hidrojen olduğunu bileceksiniz. Kıymetli gençler. O zaman şöyle diyelim. Her köşe bir karbon kabul ediliyor. Şurada bir karbon var. Burada bir karbon. Burada bir karbon. 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 Toplam her köşe bir karbon olursa 1, 2, 3, 4, 5 karbonludur bu baktığımız zaman. Yani C5'tir kısacası. Hidrojen sayısına baktığımız zaman bak burada bir bağ harcanmış zaten. Dolayısıyla 3 bağ buraya olacak. 2 bağ harcanmış. Dolayısıyla 2 bağ buraya olacak. 2 bağ buralara harcandığına göre gene iki bağ olacak. 2 bağ buraya harcandığına göre yukarı ve aşağı olacak. Burada bir bağ buraya harcandığına göre 1 2 3 bağ olacak. Dolayısıyla hidrojen bağlanmış buralara. Gösterilmese bile oralarda hidrojen olduğunu bileceğiz biz kıymetli gençler. Hemen bakıyoruz şuraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dolayısıyla C5, H12 olduğunu anlayacağız. Bu şekilde çizgiler halinde gösterilse bile kıymetli. Gençler buna da çizgi bağ gösterimi ya da iskelet gösterimi adı ne yapılmaktadır? Verilmektedir. Gene düz zincirli bir alkanımızı bu şekilde de gösterebiliyoruz kıymetli gençler. Şu Şöyle de gösterebiliyoruz. Bakın burada ne yapmıştı? CH3 en baştaki CH3 çünkü 3 bağ yapıyor hidrojenle. Görüldüğü gibi 3 daha doğrusu 3 yönde hidrojenle bağ yapıyor diyelim bu şekilde. Eee daha sonraki CH2, daha sonraki CH2, daha sonraki CH2, 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 CH2. En sondaki tekrar nedir? CH3'tür. Bu da gene bunun aynısıdır kıymetli gençler. Eee bu biraz daha kapalı gösterim olmuştur bakıldığı zaman. Yine şuradan bakacak olursak burada da kıymetli gençler gene düz zincirli oktanı göstermişiz. Oktan neydi? Tabii ki 8 karbonlu olandı. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane karbon düz zincir şeklinde birbirine ne yapmış bağlanmış. Geriye kalan yerlerde hidrojenle bağların tamamı 4 olacak şekilde yerleştirilmiş. Formülü de kapalı formülü de C8H18 olacak şekildedir. Bu da gene düz zincirlidir kıymetli gençler. Bakın karbonlar sırayla birbirlerine ne yapmışlar gene bağlanmışlar. Bu şekilde 8 tane karbon var burada gene. Bu bunun aynısıdır. 8 karbonludur. Baştakiler CH3 olacak. Ortadakiler CH2 olacak şekilde e, yerleştirilmiştir. Bu da gene kıymetli gençler. Bu çizgi bağ formülüyle göstermiş olduğum iskelet gösterimi de gene buna aittir. Her köşeyi bir karbon kabul edeceğiz. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada toplam 8 tane karbon vardır. Hidrojen sayısını nasıl bileceğiz burada? Baştakilerde 3 hidrojen olur kıymetli gençler. Şunlarda ikişer tane hidrojen olur. Çünkü bağlar tekli bağ olduğu için 4'e tamamlayacak şekilde bak 1 2 3 4 bu şekilde. Baştakilerde de bir bağ burada olduğuna göre 2, 3, 4, 3 bağ yapacak. Dolayısıyla 3 hidrojen buraya. 3 hidrojen de buraya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, C8, H18 şeklinde bir kapalı formüle sahip olan maddemiz söz konusudur. Bu da gene CH3, CH2, 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 CH2 CH3 homologizm şeklinde gösterilmesi de gene bunun düz zincirli olduğunu bize ne yapmakta ifade etmektedir. Peki dallanmış nasıl olmaktadır? Hemen buna bakalım. Mesela 5 karbonlu dallanmış yapıya bakalım. Şimdi 5 karbon düptüz birbirine yukarıda bağlanmıştı. Burada ise bakın 5 karbon birbirine düptüz bağlanmamış. Bir karbon ortaya alınmış. Diğerleri kenarlara ne yapmışlar? Bağlanmışlar. Dolayısıyla bunun dördü de karbona bağlanmıştır bakıldığı zaman buradakilerin. Yani buna hiç hidrojen bağlı değildir. Buna 3 hidrojen bağlanmıştır. Buna 3 hidrojen, buna 3 hidrojen. Buna 3 hidrojen çünkü bağının bir tanesini buraya harcamış diğer üçünü hidrojene harcayacak. Bu şekilde kapalı yapısına baktığımız zaman gene c 5 h 12 yapacaktır bunun kapalı yapısı. Kapalı gösterimi yukarıdaki gibi. Karbonlar birbirine düz düz bağlandığı zaman düz zincir. Bu şekilde olduğu zaman ise dallanmış yapı adını ne yapıyoruz? Veriyoruz kıymetli gençler. Peki pentanın başka dallanmış şekli var mı? Tabi bakın mesela burada da 1, 2, 3, 4, 5. Burada da görüldüğü gibi 5 tane karbon söz konusu. Bunu da kapalı formüle baktığımız zaman gene C5H12 olduğunu görmekteyiz. Bu da bir çeşit pentan ama ne yapmış görüldüğü üzere bu da gene kıymetli gençler dallanmış bir yapı göstermektedir. Görüldüğü gibi şuradan ne yapmış düz bağlanmak yerine bir tanesini ikinci karbonun üzerine almış görüldüğü gibi. Mesela oktan molekül 8 karbonya baktığımız zaman, 8 karbonlu yapıya baktığımız zaman 8 tane karbonun dizilişi düp düz olabileceği gibi bakın bu şekilde de olabilir. 8 karbon birbirine bu şekilde de bağlanabilir. Dolayısıyla bir oktanın illa da düz zincirli olması gerekmez bu şekilde dallanmış bir yapıya sahip de olabilir. Tabi böyle olduğunda bunu artık oktan olarak adlandırmayacağız. Farklı adlandırma şekillerine gireceğiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum ki 8 karbonlu oktanın düz düz dizilişi olduğu gibi 8 karbonun oktan olmadan gene 8 karbonunu içererek farklı dizilişte söz konusu olabilir kıymetli gençler gene oktan için C8 H18 için baktığımız zaman şöyle bir yapıda olabilir mesela 1 2 3 4 5 tane karbon düz zincir yapıp geriye kalan 3 karbon dallanmış bir şekilde diğer yerlere yerleşebilir. E bu da da gene dallanmış yapı adını veriyoruz. Yani düz zincir olması için bütün karbonların düz düz ilerlemesi gerekiyor. Birbirine bağlanarak ilerlemesi gerekiyor. Ucuca gelmesi gerekiyor. Oysa ki burada bu bunun ucuna bu bunun ucuna ama bu yukarıya gitmiş. O yüzden buna dallanmış yapı adını ne yapıyoruz? Veriyoruz kıymetli gençler. Bir de tabii ki halkalı olanlar, halkalı olan alkanlar söz konusu. Halkalı alkanlara sikloalkan alkan adını veriyoruz biz kıymetli gençler. Halka oluşması için en az 3 karbon gerekmektedir. Tabii tek karbon yani metan halka oluşturamaz. 2 karbonda olan etan da halka oluşturamaz. Ama 3 karbon olursa tıpkı bir üçgenin köşelerine yerleşir karbonlar. Ve o şekilde halkalı bir yapı oluşturabilirler. Ve oluşan her halka için CnH2n artı -2, 2 formülünden 2 sileceğiz kıymetli gençler. Çünkü halka oluşması 2 hidrojen azalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla mesela propanın halka oluşturarak siklopropana dönüştüğünü düşünürsek... ...eğer normalde propanın formülü şöyleydi kıymetli gençler. Propan C3CnH2n artı -2, 2 6 artı 2 8 bu şekildeydi. Fakat halka oluşturduğunda şu şekilde karbonlar birbirine bağlandığında bakıyorum 1 bağ 2 bağ 3 4 şu ikisine hidrojen bağlanabilir. 1 bağ 2 bağ 3 ve 4. bağ yani şuna ve şuna hidrojen bağlanabilir. Şu iki bağ karbon harcanmış, artık iki bağ daha yapabilir karbon. Dolayısıyla her birine ikişer tane bağlandığı zaman bakıyorum, siklopropanın formülü nedir? C3H6'dır. Tabii bunu çizgi ya da iskelet olarak şu şekilde de gösterebiliriz. Burada köşelerde karbon olduğunu kabul edeceğiz ve bağları sayarak hidrojenleri yerleştireceğiz. Yani burada hidrojenleri göstermese bile biz her birine ikişer tane hidrojen bağlandığını kendimiz ne yapacağız? Bileceğiz kıymetli gençler. Ayrıca formüller arasındaki farka bakıyorum. C3H8 düz düz yapı olduğunda ya da dallanmış yapı olduğunda e, siklo durum yani halkalı durum oluşturulmadığında formülü C3H8'di. Halka oluşunca formülü oldu? C3H6 oldu. E, ne oldu iki tane hidrojene? Bak 8 iken 6'ya düştü. E, halkanın oluşması karbon karbona bağlanacağı için hidrojen sayısında düşüşe sebep oluyor. E, o yüzden e, siklo alkanlarda formül CNH2N'dir. Yani her halka başına 2 hidrojen azaltacağız. Burada bir halka olduğu için şuradaki artı 2 hidrojeni ne yapmış olduk? Silmiş olduk. Alkanların genel formülüne göre. Şuraya bakacak olursak kıymetli gençler. Burada da 1, 2, 3, 4 karbon halka yaparak birbirine bağlanmışlar. O zaman bu nedir? Siklobutandır tabii ki. 4 karbonludur. Bunun şu şekilde çizgi gösterimi de olabilir. Biz gene her birine ikişer tane daha hidrojen bağlandığını, 4 bağ tamamlayacak şekilde kabul edeceğiz. Köşelerde karbonlar olduğunu kabul edeceğiz. Genel formülüne baktığımız zaman CnH2n C4H8 olarak çünkü her birinde 2 hidrojen var. Dolayısıyla 2 4 6 8 hidrojen C4H8 olur. Düz zincir yapsaydı ne olacaktı formülü? C4H10 olacaktı. Niye ondan 8'e düştü? Çünkü tekrar söylüyorum halka yapılırken karbon karbona bağlanırken hidrojenleri bırakır. O yüzden hidrojen sayısında iki tane düşüş olur. Her halka başına, her halka başına iki düşüş olur. Burada bir halka olduğu için sadece iki tane düşüş oldu kıymetli gençler. Bir tane de soru yapalım. Bugünkü konumuzu çok uzatmadan bitirelim kıymetli gençler. Alkanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Doymuş hidrokarbonlardır. Evet alkanlar doymuştur. Alabilecekleri en fazla sayıdaki hidrojeni almaktadırlar. Doğru. Halkalı, düz zincirli ya da dallanmış olabilirler. Evet biraz önce de gördük. Alkanlar halkalı da olabilir, düz zincirli de olabilir, dallanmış da olabilirler. Bu da gene doğru. Halkalı olanlara aromatik hidrokarbonlar da denilmektedir diyor. Buna yanlışımı koyuyorum kıymetli gençler. Biraz sonra tekrar döneceğim. Yanlış olan şık C şıkkıdır burada. Karbon atomları arasındaki bağlar sigma bağdır. Evet hepsi tekli bağdı. E, dolayısıyla P, P'nin e, birbirine... E, üst üste örtüşmesi yoktu. ucuca örtüşmesi vardı ya da ile P örtüşmesi vardı. Bağların hepsi sigma olmalıydı tekli bağ olduğu için. Bu doğrudur. Düz zincirlerde Cn H2n artı 2 formülü geçerlidir. Evet düz zincirlerde Cn H2n artı 2 formülü geçerlidir. Eğer halka olursa her halka başına hidrojen sayısını ikişer ikişer ne yapacağız? Azaltacağız. Kıymetli gençler bu da gene doğrudur. E, peki neden şey şıkkı yanlış? E, çünkü hatırlayacak olursanız biz aromatik hidrokarbonlara şöyle benzen halkası içeren, bakın şu şekilde 6 karbonlu benzen halkasını içeren ve içerisinde çift bağ bulunduran Yapılara biz e, aromatik hidrokarbonlar adını vermiştik. Oysa ki alkanlar çift bağ bulundurmazlar. Alkanlar tek bağlıdırlar. Dolayısıyla halkalı alkanlara aromatik denildiği yanlış. Şu şekilde benzeni içerenlere aromatik hidrokarbon adı verilmektedir kıymetli gençler. O yüzden yanlış şıkkımız burada C şıkkı olacaktır. Tabi alkanlar biraz uzun sürecek kıymetli gençler. Halkanların işte adlandırılması sekonder tersiyer primer karbon ve hidrojenler e, ondan sonra bunların Neleri, yapı izomerleri, işte bu şekilde izomerleri, farklı gösterimleri, adlandırmaları bunların hepsini tek tek işleyeceğiz. Tabi alkanları iyi öğrenmeniz, alkenleri, alkinleri ve diğer hidrokarbonları da iyi bir şekilde öğrenmenizi sağlayacaktır. O yüzden bu konuları üzerinde iyi durarak işleyelim. Zaten soru asla zor gelmez, kolay gelir sorular daima. Yeter ki biz bilgilerimizi iyi bir şekilde öğrenmiş olalım kıymetli gençler bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hepinizden beğeni ve abone bekliyorum hoşçakalın.